Merhaba dostlarım, ben Serdar. Sanrıya Sırları Uzaylar videosuna hoş geldiniz. Daha önce de bu konu hakkında önemli iki video daha yapmıştım. Eğer o videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoların linkleri ekrandaki resimlerin üzerinde. Bu videoda 5 farklı konuyu sizlere anlatacağım. Bu konulardan bazılarını daha önceki videolarda bahsetmişsem de bulduğum yeni bilgileri sizlere sunmak isterim. Böylece Sanrias'taki uzaylıların varlığını net bir şekilde kanıtlamış olacağım. 1. Gringo. Gringo görevinin sona doğru aldığımız yeşil tuhaf tüp ve görevin kendisi hakkında sizlere daha önceki videolarda bilgi vermiştim. Ama bu görevde ele geçirdiğimiz ve Dutrut'a verdiğimiz bu yeşil tuhaf tüpün aslında uzaylıların kendisi olduğu konusunda daha fazla ipucu verdim. Görevde ele geçirdiğimiz yeşil tüpün modellerinin oyun dosyaları arasındaki ismi çok tuhaf. Model isimlerinin Türkçe tercümeleri uzaylı tüpü, uzaylı sıvısı ve uzaylı canlı. Sadece bu isimlerden yola çıkarak bile bu tüpün içindeki sıvının uzaylıların yumurtaları, larvaları veya uzaylılara ait kan örneği hatta uzaylıların kendisi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Oyun içinde Mr. Trenchcoat ismi verilen adamın CJ'ye söylediği sözler arasında seni yeşil kanlı ucube yer alıyor. Buradan yola çıkarak bu adamın uzaylıların kanının yeşil olduğunu düşündüğünü anlarız. Bu da yeşil tüpün içindeki sıvının uzaylıların kanı olduğu inancımızı destekliyor. Eğer bu adam hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız eski videoları izleyebilirsiniz. Dahası The Truth katıldığı WCTR radyo kanalında yayınlanan Araya 53 adlı radyo programında programın sunucusuna "Bu uzaylılar aramızda yaşıyor ve ben de onları kendi ellerime tuttum." diyor. There are aliens living in the state. Aliens, and I've held them in my own hand. Gringo görevinin sonunda da Dutrut aynen radyo programında da anlattığı gibi yeşil tüpü ellerinde tutuyordu. Yeşil tüp hakkında anlattığım tüm bu şeyler onun uzaylılara ait kanı taşıdığını ve daha korkunç bir teoriye göre uzaylıların ta kendisi olduğunu kanıtlar. 2. Zihin kontrolü ve kaçırılma olayları. 20. ve 21. yüzyılda birçok insan uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kaçırıldığını söyleyen insanlar genelde vücutlarına bir takım gelişmiş teknolojik cihazlar konulduğunu ve zihinleriyle oynandığını anlattı. San Andreas'ta da buna benzer olaylar yaşanmıştır. Daha önceden de bahsettiğimiz Mr. Trenchcoat adlı karakter CJ'ye "Bana o cihazları bir daha koyamazsınız" veya "Beni bir daha kaçıramazsınız" gibi sözler söylemektedir. Back off. You're not probing me again. You can't steal my mind. Paranoyak Cowboy adıyla bilinen başka bir karakter de buna benzer sözler söyler. Lil Probin adlı mekanın ismiyle bu olaylara gönderme yapmaktadır. Wear Flowers in Your Hair görevinde de The Truth bize şüpheli bir vanı takip ettirirken sarı oyuncak bir ördek ve pembe bir golf topu gibi rastgele şeyler düşündürerek CJ'in zihni okunduğu zaman şüpheli görünmemesini sağlamaya çalışmaktadır. CJ ise Truth'un neden bu kadar tuhaf davrandığını sorduğunda Truth, "Bir ay içinde kaçırılıp üzerine cihazlar takılmasını önlemek için" diye cevap vermektedir. We'll be here for anyway. Nothing. Soon. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay. I've seen enough. What? Watch your mom. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Picture a pink golf ball in your mind. Böylece Truth ile Mr. Trenchcoat'un ve de Paranoyak Cowboy'un söyledikleri birbirleriyle uyuşmakta ve San Andreas içinde uzaylı kaçırılma olaylarını doğrulamaktadır. 3. Kayıp uzaylı görevleri. Oyunun GX'de dosyalarını incelediğinizde Gringo görevinden sonra yine The Truth tarafından verilen The Truth is Out There adlı bir görev daha görürsünüz. Bu görev oyundan kaldırılmış olsa da senaryosunun bir kısmı hala dosyalarda durmaktadır. Çölde yer alan görevler dosyalarda Desert adı ile geçmektedir. Black Project görevi Desert 8, Stowaway görevi Desert 9 ve Gringo görevi ise Desert 10 adını alır. Benim bahsettiğim görev ise Desert 12 adını almaktadır ve oyunun içinde oynanabilir bir görev değildir. Oyun çıkmadan önce kaldırılmıştır. Görevin senaryosundan anladığımız kadarıyla The Truth araya 69'a sızabilmiş, uzaylılar hakkında çok tehlikeli bilgiler ele geçirmiştir. Bu yüzden de peşine MIB ajanlar takılmış, Bayside kasabasına kadar takip etmişlerdir. MIB ajanları aslında insan kılığına girmiş uzaylılardır. Bunu zaten önceki videolarda kanıtlamıştım. MIB'nin açılımı ise Men in Black, yani siyah giyen adamlardır. Gerçek hayattaki uzaylı araştırmacıları bu örgütün gerçek olduğunu düşünmektedir.
Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen birçok insan, bu örgütten gelen kişilerin kendilerini gizli kalması yönünde uyardığını ve uzaylıların varlığına dair birçok kanıtı sakladığını iddia etmektedir. Bu örgüt üzerine çekilmiş yine siyah giyen adamlar isimli film üçlemesi de vardır. Ve üçlemedeki MIB ajanları tıpkı San Andreas'taki gibi siyah takım elbise giymekte, siyah kravat kullanmakta, siyah gözlükler takmakta ve siyah araçlar sürmektedir. Zaten San Andreas'taki MIB ajanlarının modellerinde de MIB harfleri geçip modeller filmin ana karakterlerinden ilham alınarak yapılmıştır. Üzerine düşünürsek, hükümet, Truth'u gizli bir askeri üsse girmek için tutuklamak isteseydi, üzerine orduyu veya polisi takardı. Fakat Truth'un peşinden MIB ajanları gelmektedir. Bu da Truth'un sonunda amacına ulaşıp, uzaylılar hakkında gizli bilgileri çaldığını kanıtlamaktadır. Ayrıca Desert 10 görevinden sonra Desert 12 görevinin gelmesi, Green Goo ve kaldırılan The Truth is Out There görevlerinin arasında bilinmeyen kayıp bir görev daha olduğunu göstermektedir. Demek ki oyunun içinde uzaylılarla ilgili çok daha fazla unsurun bulunması gerektiği düşünülmüş, sonra da bu fikirden vazgeçilmiştir. Zaten The Truth is Out There görevinin ismi ağırlıklı olarak uzaylılar, uzaylı komplosu ve siyah giyen adamlar örgütünü konu alan popüler bilim kurgu dizisi X-Files'e gönderme yapmaktadır. Dizinin giriş kısmının sonunda da bu cümle yer alır. 4. Haritada görünmeyen uzaylı kamp. Yine Area 53 radyo programında yaptığı ikinci konuşmada The Truth, çölde kayıp bir yer olduğunu belirtir. Tell the people about the desert. How come there's something missing, huh? A map with things missing ain't a real map and that's what they feed us. The Truth aynı şekilde Black Project görevinin başında CJ'li konuşurken de haritada görünmeyen bir yer olduğunu söyler. We're not alone. Get off me, man! What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Truth, Araya 53 programında yaptığı son konuşmasında ise uzaylı kampının içine sızdığını, insanların çöle gidip uzaylılara af için yalvarmasını ister. Everybody, go to the desert, beg their forgiveness. İlk bakışta çöl içindeki haritada görünmeyen yer veya uzaylı kampı Araya 69 gibi görünebilir. Ama askeri üs haritada görünmektedir. Demek ki haritada görünmeyen bu kayıp mekan başka yerde olmalıdır. Başka bir ihtimal ise haritadaki bu yerin haritanın dışında kalan bir yer olduğudur. Zaten gizem avcıları San Andreas sınırları dışında var olan gizli bir adadan konuşmaktadırlar. Fakat bu adanın varlığına dair hiçbir ipucu bulunamamıştır. Bir diğer ihtimal ise bu mekanın Blue Hell adı verilen haritanın dışında bulunan farklı bir boyutta bulunmasıdır. Blue Hell adı verilen boyuta oyunun ilk versiyonlarında var olup sonradan kaldırılan yerler konulmuştur. Belki de Desert 11 ismiyle geçmesi gereken kayıp görev bu mekanda yer alacaktı. Fakat görevin kaldırılması üzerine bu gizli mekan da haritadan kaldırıldı. Ve haritadan kaldırılan her mekan gibi bu gizli yer de Blue Hell'e taşındı. Sonuç. Bu video ve uzaylılar hakkında yayınladığım daha önceki iki videoda San Andreas'ta uzaylıların ve uzaylı komplosunun varlığını bütün kesinliğiyle kanıtlamış oldum. Ayrıca bu videoda uzaylılarla ilgili birçok şeyin açığa çıkartılabileceği, haritada görünmeyen gizli bir kampın varlığı da doğrulanmış oldu. Ve bundan sonraki videolardaki amacım bu yer hakkında daha fazla ipucu peşinde koşup bu gizli kampı bulmak, uzaylılarla doğrudan iletişime geçmeye çalışmak olacak. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. San Andreas'ta veya diğer oyunlarda araştırmamı istediğiniz komplo teorilerini ve garip olayları veya benim daha bilmediğim ipuçlarını bana ulaştırmak için açıklama kısmında linke yer alan Facebook sayfamı beğenebilir, Facebook grubumuza katılabilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için like atmayı, videolarımı düzenli olarak takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.